Bu dersi takdim edip kelam etmen hangi sınıfa girer burada? Ha şimdi şöyle çok güzel abi. Şimdi benim yani belagatlı biri olsam niye bu kadar çok konuşuyorum? Bak yarım saat oldu, bir saat ders yap, konuşuyorum ama maksadımı öyle bir ifade etsem ki bir cümle söylesem yani. Mesela desem ki artık ben az söyledim, sen çok anla. Veya bir şey söyleyeceğim ki bütün anlattıklarımı bir cümleyle ifade edeceğim. İşte Allah Celle Celaluhu bunu yapmış. O Kur'an-ı Kerim'deki surelere, ayetlere bu kainatla alakalı ne mana var bilinmesi gerekiyor. Ve insanın ona ne hissiyatı var istifade etmesi gerekiyor. Hepsini o lafızlara derc etmiş yani. Ama ben şimdi yapamıyorum yani. O zaman hangisine giriyor bunu? Benim anlatmam şuna giriyor. Öyle mi? Çünkü cüz'i, hususi has değil. Herkesi ilgilendiren bir mesele anlatıyorum ben yani. Şahsi hukuk değil ki. Evet, umum hukuk yani. İşte demek istediğim şu, aslında kelam da tekabe. Yani vahdet var. Allah'ın kelamı dağılmaz, bozulmaz, şey olmaz. Mürekkep gibi değil yani, öyle düşünme. Mahluk değil yani Allah'ın kelamı. Peki mahluk olmayan ne yani? O an inen kısmı abi. Sana tenezzül eden kısmı. Mahluk olan o değil. Nasıl? Hani mahluk, biz diyoruz ya Kur'an-ı Kerim mahluk değil. Mahluk değil. Evet, mahluk değil. Ahmet İbni Hanbel o yüzden ceza görmüş, bayağı sıkıntı çekmiş. Diyelim ki bu Musaf, koydum suya. Dağıldı mı mürekkepler? Dağıldı. Bu mürekkep mahluk. Alan kelam mahluk değil. Şimdi peki mahluk olmayan kısmı ne? Kur'an-ı Kerim ne? O an inen kısmı işte. Hani sen Kur'an-ı Kerim'e muhatap oluyorsun. Allah ile aranda münasebet oluyor, mana geliyor, feyiz geliyor ya. Aa anladım diyor. Aa şöyleymiş diyorsun. Bu ayet böyle diyorsun ya. Mesela Üstad Hazretleri Risam'da bu asra bakan manaları almış yani. Ekseriyeti mutlakayla. Değil mi? İşte mahluk olmayan da onunla Cenab-ı Hak arasındaki münasebet yani. Allah onunla konuşmuş yani. Mahluk olmayan kısım lafızlar mahluk, o harflerle beraber şöyle yapalım mı? İnen kısım. Her şeyde kavrama. Sureti, evet. Kanuniyeti, evet. Hakikati, mahiyeti. Çok güzel. Mahiyeti sıfat. Çünkü Allah'ın sıfatı. Mahluk olmayan ta kendisi. Evet. Hakikati, lef-i mahfuz. Kanuniyeti, daire ilim, lef-i mahfuzun dairesi. Sureti, elimizdeki musaf. Evet. Her şeyin sureti böyle. Mahluk, evet. Her şeyin sureti mahluk yani. Mahluktur. Evet. Ama Kur'an-ı Kerim'in... İman da böyledir. İman. İmanın sureti mahluktur. Çünkü nur ve kuvvettir diyor. Evet. Enerjidir yani. İmanın kanuniyeti var, hakikati var, bir de mahiyeti var. Evet. Hani böyle olursa bak ne kadar kavrayıyor. Evet, Kur'an'ın sureti mahluktur. Yani şu, Musaf. Ama o dediğim var ya işte herkese iner. Herkese bir Kur'an iniyor. Evet. Bu Kur'an'ın kanuniyetidir. Çok güzel abi. Hakikati nedir? Lef-i mahfuz'a inerdir. Evet. Mahiyeti nedir? Sıfat-ı ilahide olan. Kur'an içinde binler Kur'an var. Kur'an'ın içinde binler Kur'an var. Her meslek ve meşrep sahibine birini verir. Mahluk olmayan kısım, o meslek ve meşrep sahiplerine bakan kısım. Allah. Çok ya. O zaman şöyle, şimdi Yunus Emre Hazretleri demiş ki, kim ki dünyaya geldi, Kur'an okumayı bilmedi, yaşamadı demiş abi. Ya. Çünkü niye? Bu Allah bu kainatı, bu sistemi yarattı. Niçin? Seni muhatap almış. Bu kainat da seninle konuşacak. Bu kainat bir vasıtaymış. Allah'ın seninle konuşması için abi. Adem Aleyhisselam niçin cennetten çıkarıldı? Hakiki mana ne? Yani enfüsü mana. Allah onu muhatap etmiş kendine yani abi. Maddi noktada, manevi noktada, Esma-i İlahi, cami aynadarlık noktasında Allah insanlık hakikatine Adem Aleyhisselam'ı muhatap almış. Bu her şey ne içinmiş? O muhatabiyet içinmiş yani. Hani melaike demişti ya işaret-i icazda, yerde fesat kan dökecek birini mi yarattın? Sizin bilmediğiniz bir hikmet var dedi Cenab-ı. O hikmet ne? Bir manası da bu muhatabiyet yani. Melaike Allah'a tam muhatap olamıyor yani. Olamaz. En kesif, en camidir. Aynen. Kur'an-ı Kerim'de Harut ve Marut var ya abi, iki tane melek. Evet. Onlar öyle deyince Cenab-ı Hak iki tane meleğe nefis vermiş, yeryüzüne göndermiş. O melekler nasıl yoldan çıkmışlar yani?
Ondan sonra mı göndermiş onu? Evet abi. Olaydan sonra mı? Nefis vermiş yani. Nefis vermiş, göndermiş yani. Gönderince nelere karışmışlar. Bakara suresinde anlatılıyor da abi. Yani onlar diyor biz seni hamdinle tesbih ediyoruz. E tamam git bakalım gör. Yani onlar şeyi mesela biz hamsi yiyoruz. İşte lüfer yiyorsun. Bir şey yiyorsun. Yani onlar yiyemiyor. Dolayısıyla oradaki o iltifatı, ikramı, lezzeti, tadı bilemiyor yani. Nefis takınca Cenab-ı Hak göndermiş. Sapıtmışlar çok yani. Öyle geçiyor tefsir kitaplarında böyle. Evet.